sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlere bitki biyolojisi konusunun ikinci konusu olan temel dokudan bahsedeceğiz. Burada parankime, kollankime ve siklerenkimeden bahsedeceğiz gençler. Evet parankima dediğimiz gençler farklı yani temel doku hücreleri daha doğrusu farklı özelliklere sahip parankima, kollankima ve siklerankima sert dokulardan oluşmuştur. Bitkilerdeki metabolik faaliyetlerin çoğundan sorumludur temel dokular. Kök gövde ve yaprakların örtü dokusu ile iletim dokusu arasında doldurmaktadır. Depolama, fotosentez yapma ve destek olma gibi görevleri vardır. Hücreleri canlı, ince çeperli, bol sitoplazmalı ve küçük kofulludur. Parankima hücreleri hormonların etkisiyle tekrar bölünme özelliği kazandığında sekonder meristemi oluşturmuştu. Bunu daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Parankima hücrelerini gençler eee Canlı hücrelerdir bunlar. ince çeperlidir, bol sitoplazmalıdır, küçük kofulludur. Bu parankima hücrelerinin hormonların etkisiyle tekrar bölünme özelliği kazandığında sekonder meristemleri oluşturacaklar. Bunlar genellikle dediğim gibi bol sitoplazmalıdır. Bitkilerin hemen hemen bütün organlarının yapısında bulunur ve parankima hücrelerini özümleme parankiması, depo, havalandırma ve iletim parankiması olmak üzere dört grupta inceleyeceğiz gençler. Görevleri bakımından dört farklı parankima vardır demiştik. Özümleme parankiması, e, bakımından zengin olup fotosentez yapan parankimadır bunlar. Yaprak, genç gövde gibi kısımlarda bulunacak. Yaprakların mezofil tabakası içerisinde bulunacak. Palizat ve sünger parankimaları özümleme parankimalarıdır gençler. Depo parankiması ise su ve besin depolayan parankimadır. Kök, gövde, yaprak, meyve gibi organlarda, organlarda depolama yapar. Bitkinin çeşidine göre depoladığı madde de değişir. Mesela kaktüslerde su depolar, patateste nişasta, zeytinde yağ, nohutta protein gibi depo parankimalarıdır bunlar. Havalandırma parankimaları ise çok sayıda hücreler arası boşluğa sahiptir. Bitkinin gaz alışverişini ve bitkinin su içerisinde dik durmasını sağlar bunlar. Özellikle oksijenin az olduğu su ve bataklık gibi bölgelerde yaşayan bitkilerde daha çok bulunur. İletim parankiması ise özümleme parankiması ile iletim dokusu arasında madde alışverişini sağlayan parankima çeşididir. Ee, Kollankima pek dediğimiz pek doku dediğimiz hücre. Bunlar gençler canlı hücrelerdir. Hücre çeperlerinde selüloz ve pektin birikimi oluşur. Hücreye desteklik sağlarlar. Gerilme ve kırılmaya karşı çok dayanıklıdırlar. Genç bitkilerde, yapraklarda, çiçeklerde ve meyve saplarında bulunur. Yani bitkinin genç kısımlarında bulunacak. Selüloz pektin birikimi hücrenin köşelerinde meydana gelmişse köşe kollenkiması, boyuna çeperlerinde meydana gelmişse levha kollenkiması adı verilir gençler. Bunların işlevsel hücreleri gençler canlıdır. Zaten e, sıklarenkima ile yani sert doku ile arasındaki farklara bakacak olursak burada bize sorulacağı şey canlı ya da cansız olma o, olmayışıdır gençler. Ama bilmeliyiz ki pek doku dediğimiz canlı hücrelerden işlevsel hücreleri bunların canlıdır. Ölenin çeperi daha kalınlaşır. O yüzden de sıklarenkima'nın çeperi kolenkimadan daha kalındır diyeceğiz gençler. Bunlar arasındaki farklardan bahsederken de bahsetmiş oluruz. Kollenkima e, hücreleri diyelim kollenkima dokuları mekanik destek sağlar esneyebilir uzayabilir bükülebilir bunlar gençler. Parankimadan daha kalın çeperlidir. Bulunduğu yere gö göre dedik işte köşede bulunuyorsa köşe kollenkiması levha işte e, levha kollenkiması olarak iki kısma ayrılır. Kalınlaşmanın olduğu bölgelere göre yeri ismi değişecekti. E, ee, Siklerenkima dediğimiz sert doku dediğimiz gençler bunların da işlevsel hücreleri ölüdür gençler. Ee, bunlar da kolenkimalara göre daha kalın hücre, daha kalın çeperlidir. Yine bunlar da mekanik destek sağlayacak. Ama bunlar gençler sert doku olduğu için esnemeyecek, uzamayacak, bükülmeyecek. Konulan kimadan daha kalındır dedik. Bitkinin yaşlanmış kısımlarında bulunur. Bunların şekli iyi şeklindeyse bu hücrelere esikleren kima lifleri denir. Demet halinde bulunarak bitkiye desteklik sağlayacak. Keten, kenevir gibi bitkilerde bolca bulunur gençler. Taş hücreleri var mesela burada siklerenkima lifleri var. Taş hücreleri de gençler şekli yuvarlak ise siklerenkima hücrelerinin şekli yuvarlak ise bu hücrelere taş hücreleri diyeceğiz. Bu hücrelerde bitkinin kapuğunda ve tohumlarında çok rastlanır. Mesela ayva gibi armut gibi bitkilerin meyvelerinde de bolca bulunur gençler. Hani taş armut dediğimiz ya da yediyseniz onun içerisinde pütür pütür böyle ee, şeyler vardır. İşte bunlar taş hücrelerinin olmasıyla o şekilde olmuştur. Sitna ee, renkima lifleri ise e, sarmaşıkta, e, pardon sar, sarımsakta bulunur. Soğanda da bulunur ama sarımsakta daha fazla miktarda bulunur. Uzun şeklindedir, lif şeklindedir bunlar gençler. Temel dokuyu da bitirmiş olduk bu şekilde gençler. Bir sonraki videomuzda da iletim doku ve örtü dokudan bahsedeceğiz. Bu konuyu da burada bitirdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.